Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bugün siz beyaz, ben beyaz uçacağız. Ben beyazım. İnşallah. Günaydın herkese. Nasılsınız? Gönülden gün olsun. İyiyiz. Sizler nasılsınız? İyisiniz. Elhamdülillah. Allah'a emanet. Gayet iyiyiz. Allah'a emanet. Sağlığımız yerindeyse. Çok şükür. Çok şükür. Evet. Şimdi Türkiye, ekran başında bizi izleyen bütün seyircilerimiz, yurt dışından izleyenler. Mehmet Emin Kırgil'in yorumladığı rüyalar sizin yaşamınızdan haberci rüyalar ya da müjdeci rüyalar. Rüyaları yorumluyoruz. Arkadaşlarımız ekran başına getiriyor. 0212 333 33 70 ve 71 canlı yayın telefon numaralarımız. Arkadaşlarım telefon başında sizi bekliyor. Ayrıca tüm sosyal medya hesaplarımız şu anda ekranda. Bize nereden ulaşırsanız ulaşın ama mutlaka ulaşın. Çünkü gördüğünüz rüya çok şey anlatıyor. Hemen söylüyorum, sevgili Meral Hanım diyor ki pardon, sevgili Meral Hanım rüyasını değil, Ahmet Bey'in rüyasını paylaşıyorum. Karımın para saydığını görüyorum. Beni boşayacak mı hocam diyor. Para saymak ne demek rüyada? Para saymak dedikoduyu işaret eder. Eğer hanımı sayıyorsa hanımı kendi ağzından bir sırrı, bir olumsuzluğu, yani kendi hayatında yaşamış olduğu problemleri anlatacağını, hı hı, kendi kendine dedikoduyu çıkaracağını gösteriyor. Evet, ilk kendi önce eliyle. Birkaç soruyla devam edeceğim. Hemen telefonları almaya başlayacağım. Kaynanamın elini öptüğünü gördüm. Kıyamet mi kopacak hocam diyor. Allah izin verirse kaynanasının kendisine bir yardımını dokunacağını ve Allah izin verirse arkadaşlar, yine arkadaşlar soruları da ekrana getirelim. Çok güzel paralar ve kısmetler geçeceğini bunu gösteriyor. Kaynanası elinde sonunda ona muhtaç olacağını gösteriyor. Bir de bu var. Üçüncü evet. Soruya geçtik, hala soruyu vereceksiniz ekrana. Adana'da kebap yediğimi gördüm, başıma bir iş mi gelecek diyor. Yok, bir iş gelmez. Adana herkesi bekleriz. Adana'nın kebabı da çok meşhurdur. Onun için kardeşlerim, kebap yemek, yani pişmiş et yemek, kişinin bolluğa, berekete kavuşması, canı gönlünden istemiş olduğu bir dileğine ulaşabileceğini beyan eder. Evet. Şimdi canlı yayında rüyanızı siz anlatacaksınız. Hocam rüyanızdan size gelen mesajları söyleyecek. Bizi lütfen arayın. Neredeyseniz, nereden izliyorsanız bize mutlaka ulaşın. Bir sorum daha var. Hemen telefonlara geçiyorum. Oturma odamdan doğalgaz çıktığını gördüm. Hocam zengin mi olacağım demiş. Allah izin verirse yapmış oldukları bir işte umutsuz olduklarına, fakat bunların ümitlerle alakalı yeşerek, yani yeşerecek ümitlerin tekrar, hı, ve ellerine bir miktar umutsuz oldukları durumla alakalı, özellikle parayla, maddiyatla alakalı ellerine geçecek olan imkanı gösterir. Evet, hazır mısınız evet. Türkiye? Canlı yayında rüyanızı yorumlarken yaşamınızla ilgili alacağınız mesajlara siz bile inanamayacaksınız. Ekran başında bizi izleyen sevgili seyircilerimiz, ilk Nesrin Hanım'ı bağlıyorum. Gaziantep'ten arıyor bizi. Nesrin Hanım. Alo, selamünaleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Nasılsınız Nur Hanım? Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyiz. Umarız siz de iyisiniz. Umarız yaşamınızda her şey yolundadır. Çünkü zor günler geçiriyoruz hepimiz. Evet. Allah bu zorluğu kolaylıkla atlatmamızı nasip etsin. Amin. Şimdi Nesrin Hanım, daha önce hiç rüyanızı yorumlattınız mı? Hayır. Yorumlatmadınız. Peki, evli misiniz, bekar mı? Evliyim. Hemen rüyanızı alalım. Tabii. Bir şey soracaktım hocam. Aynı kişi hakkında iki rüya gördüm. İstihare rüyası oluyor. Anlatabilir miyim kısa kısa? Çok uzun değiller. Siz bir tanesini anlatın. Biz ona göre yorum yapalım. Çünkü süre gidecekse arkadaşların hakkına girmeyelim. Buyurun. Tamam. Ben annem davet veriyormuş. Davette ben çocuk arabasıyla gidiyorum. Bir kenara bırakıyorum. Bir gri cüzdanım var. İçinde, hı-hı, para varmış. Bir anda kaybediyorum. Geri buluyorum onu. Bulduğumda açıyorum. İçinde duruyor mu para? Bakıyorum ki desteğiyle para duruyor. Tekrar alıyorum onu. Davetlilerin yanına doğru giderken bakıyorum ki sandalyelerde oturan davetliler, sandalyeler ters şeklinde oturmuşlar. Sandalyelerin ayakları havada. Onlar da üzerine oturmuşlar. Şaşırıyorum. Sonra annemin yanına gidiyorum. Böyle herkes kalabalık, böyle bir gülümsüyorlar, neşeliler. Bir kişi var, o kişiye gülümsemiyor, suratı asık, canı sıkkın. Sonra ben oradan ayrılıp evime doğru giderken telefonla annemle konuşuyorum. Anne diyorum, o kişi geldi mi diyorum. Evine geldi mi, senin evine diyorum. Hayır kızım, gelmedi diyor. Annesiyle geri gitti diyor. Ben de diyorum niye gelmedi? Gelmek istemedi diye. O anda ben telefonla konuşurken yağmur yağıyordu. Evet, bir tanesine yardımcı olacağız çünkü bayağı uzun. Bakın, siz kendi evinizde bir, yani gelen misafirlerinizi içten görmüşsünüz. Onların bazılarıyla bazı şeyler paylaşmışsınız. Hani kendi evinizin içindeki yaşantılarınızı paylaştığınız için rüya uyarıyor. Sandalyelerin ters olması bir sıkıntı var. Veya bir sıkıntı yaşanacak evinizin içerisinde.
Çok dikkat edin. Annenizden başka kimseyle derinizi paylaşmayın. Dua edecekseniz Allahu Teala'ya dua edin. Ondan isteyin ama gel gelelim sıkıntınızı anlatacaksanız annenize anlatın. Çünkü sıkıntı kendiliğinden çıkacak ortaya. Gelen bir misafirin dedikodu yaptığına ve öğleden sonra gelen bir misafiri bu. Bu misafirlerin bu kardeşimize hani iyi gözüküp ama hakkından konuşacaklarını gösteriyor. Rüyanız sizi uyarıyor aslında. Uyarmış. Bu uyarıcı rüya. Tabii tabii. Peki. Sivas'tan Ayşegül Hanım hattımızda. Ayşegül Hanım. İyi günler, hayırlı günler. Hoş geldiniz Ayşegül Hanımcığım. Rüyanızı çok merak ediyoruz ama önce öğrenmek istediğimiz bir şey var. Evli miyiz, bekar mı? Evliyim. Tamam, rüyada bakın bu çok önemli. Evli ya da bekar olup olmadığınız çok önemli. Geri kalan hiçbir bilgiyi istemiyoruz. Bir tek rüyanızı anlatmanızı rica ediyoruz. Buyurun. Hocam ben rüyamda tanımadığım bir eve giriyorum. Koridordan geçiyorum ama tanımadığım insanlar da var orada. Tuvalete giriyorum, iki tane kedi var. Biri sarı beyaz, biri de sırf beyaz. Tuvaletin kapsamlısı yarı açık, oradan girmişler. Başıma hopluyor, başımı tutuyorum, la ilahe illallah diyerek oradan tutuyorum. Tekrar geri geliyorum ki beyaz kedi orada yatmış uyuyor. Bu kadar gördüm. Şimdi ya iki bekarınız var sizin ya da işsiz olan yani işle alakalı problem yaşayan bir evladınız var mı sizin? Yok. Bekar var. İşte mesela iki şeye çıkıyor diyorum ya. Bekarınız varsa Allah nasip ederse iki kedinin tuvaletin içerisinde olması. Burada İmam Nablusi'ye göre hani diyor ya bekar kişi var o evin içerisinde ya da hani iş arayan biri var diyor. Çünkü iki şeye çıkardı değil mi ya. Burada bekarınız varsa Allah izin verirse iki kısmetinin iki ay ya da dört ay ya da altı ay gibi böyle zaman zarfının içerisinde veya iki bayram arası gelebileceğini siz bu rüyayı gördüğünüz için sizin evladınız için yapmış olduğunuz duanın kabul olacağını gösterir inşallah. Ama duaya devam edin. Gelen kişinin maddi ve manevi güçlü olduğunu gösterir. Özellikle maddiyatının arttığını gösteriyor. O yüzden artan biri gelecek sizin kızınıza talip olacağını işaret etmiş. İnşallah. Ayşegül Hanım evet. Teşekkür ediyoruz. Rüyada maddi gücümüzün artacağını gördüğümüz hangi rüyalar anlatır bize? Ya mesela kaplumbağa vardır. O hani, ev değil midir kaplumbağa? Kaplumbağa ev ama bir de maldır. Deve vardır. Malın artışıdır. Aslan vardır. Kişinin çok güçlenmesidir. Bekarsa evliliğinedir. İnsan dışkısı görmek paradır. Bir dakika aslan nedir? Aslan evliliği işaret eder. Aa, aslan gördüm rüyamda. Evet. Ve ama öyle mi? Öyle. O zaman hocam o zaman evlenme teklifi alacaksınız o zaman demek ki yani. Bir şeyler olacak. Çünkü aslan görmek bekar olan bir kişi için kısmetlerin gelmesi ve güçlenmesi manasına gelir. İmam İbn-i Sîr şunu söylüyor. Diyor ki eğer bir kişi aslan görürse Allah'ın izniyle kişinin hem maneviyatının hem rızkının artmasıdır. Güçlenmesidir. Çok güçlenmesidir. Dediğini yaptırmasıdır diyor. Ama diğer yandan İmam Nablusi de diyor ki kişi bekar ise aslan görürse evliliğini gösterir. Anladım. Evet. Peki tehlikeyi hangisi anlatır? Mesela kipiler yani var. Maddi sıkıntıya zorluk işareti hangi rüyalar? Mesela şimdi diyelim ki örnek bir maddi sıkıntıya genelde bizim gördüklerimiz iğnedir. İğne. Toplu iğnedir. İşte mesela efendime söyleyeyim düğme kırıklığıdır. Mesela cüzdan kaybetmektir. Misal yani birçok şeyi var. Kirpi? Kirpi mesela hani oklu olduğu için mesela onları genelde oklu olduğu için bir takım insanların sana zarar vermesidir. Elinden para almasıdır. Vermemen gerektiğini gösterir. Yani kim bir borç isterse verme diyor. Bir iş yapacaksan girme diyor. Buna benzer şeyler. Tabii bunlar çok önemli şeyler. Eğer kirpi diyelim ki sırt üstü yatıyorsa o zaman nedir? Bütün olumsuzluklardan kurtulmanın artık vaktinin geldiğini gösteriyor. İnşallah. Evet. İnşallah bütün olumsuzluklardan kurtulalım. İnşallah. Sevgili seyircilerimiz, maddiyat tabii ki hepimiz için çok önemli. Bizim aynı zamanda bir YouTube kanalımız var biliyorsunuz. Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var YouTube kanalında. Bugün sizin için çok çok önemli bir video çekeceğim. Onu da Instagram hikayemde paylaşacağım. Ve herkesin özellikle asgari ücretle geçinen herkesin o videoyu izlemesini istiyorum. Çünkü çok önemli. Nasıl yatırım yapacağımızı çok önemli bir konuk anlatacak. Bugün çekeceğim. Allah nasip ederse çarşamba günü de yayınlanacak. Fatma Hanım İstanbul'da. Fatma Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nur Hanımcığım. Selamun aleyküm hocam. Aleykümselam hoş geldiniz. Derler ya bak şöyledir Anadolu'da ağzınız bal yesin. O ne tatlı güzel bir samimi selamdı. Aha. Hoş geldiniz. Bu sizlerin nasıl diyeyim sizlerden bize yansıyor ekranlardan sizlerden görüyoruz. Ne bileyim anne öyle davranmayı istiyor. Canımsınız. Öyle davranıyor diyelim. Ne güzel. Allah bin razı olsun. Amin. Fatma Hanımcığım ne rüya gördünüz?
Nur Hanımcığım, ben hemen söyleyeyim. Ben babamın köyünde üç tane ağaç var. Bir tarlanın başında çıktım altından yukarı, üç ağaç var. Ağacın dibinden el gibi böyle aynı bir el kadarın aynı insanın ne varsa tırnağından tepesine kadar insan. Ama böyle baktım kımıldıyor. Üç ağacın dibine de geçtim, üçü de aynısı. Oradan Fatma abla bir şey soracağım. Fatma abla bir şey soracağım. Rahmetli babanız mı yoksa hasta mı babanız? Babam mı rahmetli oldu? 30 sene var. O zaman rahmetli değil. Çünkü bu rüyaya göre onun çok ciddi, yani ya vefat ettiğini gösteriyor ya da işte çok ciddi bir rahatsızlık geçireceğini ifade ediyor. Devam edin. Evet, Allah rahmet eylesin. Evet. Devam edin Fatma Hanım. Yani böyle gördüm, korkarak kaçtım. Oradan kaça kaça çığırarak kaçarken uyandım. Önüme de oğlum çıkıyor. Zaten ben bir arada Nur Hanım sizinle görüşmüştüm oğlum. Oğlum yerde tıraş bıçakla yerin yüzünü tıraşı diye ama türkü söylüyor. Diyorum ki sesi de güzelmiş diyeyim. Çok kızgınım oğluma. Zaten gerçekten kızgınıdım. Kızgınım. Diyorum sesi de güzelmiş diyeyim. Öbür kardeşlerine söylüyor. Evet. Türkü söylüyor. Ağlamak. Sizin... Artık bilmiyorum hocam. Fatma ablacığım bak, sizin hem beliniz ağrıyor hem dizleriniz ağrıyor bu rüyaya göre. Siz sağlığınıza bakın. Oğlunuz zaten gelecek, bir şekil sizden özür dileyecek. Bir şekil güzel sedalar duyacaksınız. Orada çocuğun türkü söylemesi, sesi güzel demesi, zaten aranız açıksa o kişinin tekrar döneceğine, köydeki olan bazı sorunlardan, mesela orada mal varsa, bir şeyler kalmışsa veya orada kafa karışıklığı bir durum yaşamışlarsa kendileri, bununla alakalı kendisine çok güzel haberlerin gelebileceğini i̇nşallah. Göstermiş. O yüzden Fatma Hanım da inşallah burada selamete çıkacaktır. İnşallah. Zaten biz dua edersek Allahu Teala'ya, ben her zaman söylüyorum, ne istersek isteyelim o Allah'la bizim aramızda kalsın. İstediğimiz şeyi kimseye söylemeyelim. Çünkü bizim istediğimiz şeyi ancak ve ancak Allah verir. Doğru. Cevabını nerede alırız? Rüyalarda alabiliriz yani. Evet. Rüyalarda buluşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Rüyalar o kadar önemliymiş ki ben sizinle anladım bunu, biliyor musunuz? Evet. Yani rüya deyip geçerdim. Ne bileyim, bir rüya gördüm. Ya bazen ya sıkılarak uyanırdım. Ya da böyle içime bir umut kaplardı. Ay çok güzel bir rüya gördüm falan derdim. Halbuki aslında gördüğün o çok güzel gibi gördüğün o rüya aslında kötü bir şeyin habercisi olabiliyor. Evet. Ya da tam tersi, çok kötü gördüğünü sandığın bir rüya müthiş bir şeyin habercisi oluyor. İşte bunun için de Mehmet Emin Kırgil gerekiyor. Allah razı olsun. Allah Sibel razı Hanım olsun. Mı var hattımızda? Sibel Hanım. Merhabalar. İzmir'den. İyi yayınlar. Hoş geldiniz Sibel Hanımcığım. Buyurun. Hoş bulduk. Evliyim, öncelikle onu söyleyeyim. Hı hı. Hocam ben rüyamda kafesin içine elimi sokmuştum. Avucumu açmıştım. Kuş da arkasını dönmüş, yumurtluyordu elimi. Avucum böyle dolmuştu kuş yumurtasıyla. Evet. Yeşilli sarılı bir kuştu. Arkasını dönmüş, avucumun içine yumurtluyordu. Ben de avucumu büyük açmaya çalışıyorum ki daha çok yumurtasının yere düşmesin, kırılmasın diye. Şimdi ben iki soru soracağım, bekleyin. Sibel Hanım, tabii. Birinci soru şu. Geliyor soru. Sizin ailevi sıkıntınız var mı yok mu? Çünkü biri size sıkıntı anlatacak, sıkıntılı bir durumunu anlatacak da onunla alakalı. Çünkü hocam kuşu bir şey yakaladı. Ailevi sıkıntısı olmayan insan var mı? Ama bu Sibel Hanım kafaya çok takıyor bunu. Evet. Evet. Çok aşırı takıyor. Çünkü aşırı taktığı için de hizmeti bırakıyor, her şeyi bırakıyor. Motive olamıyor, çocuklarına motive olamıyor, bunu gösteriyor. Evet. Kafesin içinde olması nedir biliyor musun? Diyor ki evine sahip çık. Yuvana sahip çık. Allah izin verirse her şey düzelecek. Elimi sokmuştum kafese. Siz başarılı olacaksınız kardeşim. Çünkü el ve kuş orada olması, niyetiniz neyse bu gerçekleşecek. Yani güzellikler sizi bulacak. Biraz daha sabır ve mücadele. Sibel Hanım, rüyanız biraz uyaran bir rüya. Evet. Değil mi? Evet. Sabır ve mücadele sizin yaşamanızı kolaylaştıracak en güçlü anahtar. Tabii. O yüzden bakın, bu çok önemli. Belki bugün burayı aramanız bile bir vesile. Çünkü içinde bulunduğunuz o zorlukla ilgili evet. mutlaka sabretmeniz gerektiği mesajı gelmiş size. Kesinlikle. Vallahi hocam yine her zaman olduğu gibi nokta atışı yaptınız. Allah razı olsun. Meral Hanım, Ankara'dan. Meral Hanım. Merhaba Nur Hanım. Hoş Merhaba geldiniz hocam. Meral Hanımcığım. Buyurun. Şöyle söyleyeyim hocam, biraz karışık gördüm ama rüyamı net hatırladığım şeyleri söyleyeceğim Evli size. Evli misiniz, bekar mı? Evliyim Nur Hanım. Tamam, dinliyoruz. Rüyamda kardeşlerimle, ablam ve erkek kardeşimle bir evdeyiz. Ama bilmiyorum kimin evi olduğunu.
Ramazanmış. Kusura bakmayın, biraz heyecanlıyım. Estağfurullah. Rica ederiz. Ramazanmış, sahur yapacakmışız akşam, yani sabaha doğru 8 gibi falan. Birden yağmur başlıyor, böyle bayağı bir sağanak yağmur. Camdan izliyoruz. Aa diyorum, eve su dolacak diyorum, kapılar kapalı. Yok dolmayacak diyorum, kapılar kapalı. Sonra çıkıyorum, Allah'ım ilk önce elini uzatıyor, yüzünü yıkıyor. Daha sonra ben yüzümü yıkıyorum ve dua ediyorum. Meral abla ayrılma, şimdi bu rüyaya göre şu var. Ya arada kaldığın bir durum var, yani karar verme gibi, ya da bir şeyi düzeltmeye çalışıyorsun, düzelemiyor. Çünkü karışıklık var biraz. Yanlış karar verebilirsin, dikkatli ol. Bu da Ramazan ayının içerisinde olabilecek bir durum. Tabii, niye? Bak, bir şey söyledi orada. Ne dedi? Dedi ki biz işte sahura kalktık dedi, sabah 8 gibi sahur yapıyorduk. Sahur saat 8'de olmaz. Burada neyi gösterdi bize? Neyi? Yanlış bir karar vereceğini gösterdi. Sahur mesela normalde sabah ezandan önce olur. Tabii duayı anlamak gerekiyor. Tabii anlamak lazım. Açık gelmiş kendisine işaret. Orada kız kardeşin olması, işte ufak kardeşin olması vesaire. Hem maddi hem manevi uyarıcı güç yine var ya. Ama uyarıcı olan noktası, yanlış bir karar verebilirler. Kendi aralarında veya bir işle alakalı bir şey varsa muallakta kaldı. Burada çok dikkat edecek. Rüyada ne görürsek tehlike ifade eder? Şimdi tehlike... Yani belirli şeyler var hani böyle... Net bilgiler. Heh. Mesela rüyada gördüğünüz şu yumurta diyorsunuz hep mesela. Yumurta çok tehlikeli. Bak rüyada yumurta gelir görürsen hayatınla ilgili, yani Mehmet Emin Kırgil'e ulaş ya da ulaşma, çok tehlikeli. Evet. Başka? Mesela bir yılanı kesiyorsun veya kesilmiş bir yılan veya kuyruğunu koparıyorsun veya işte öldürüyorsun. Bu sana gelecek olan gücün önüne engel katıyorsun. Bilmeyerek kendin yapıyorsun. Eline geçecek olan paranın. Hı hı. Bunu gösteriyor. Mesela daha tehlikelilerden bir tanesi de şu. Mesela mezarın içerisini boş görmek. Veya rüyada mezar taşı var ama yazısı yok. Onu görmek. Bunlar tehlikeyi arz eder. Sevdiğimizin öldüğünü görmek. Ömrü uzar. Ömrü uzar. Peki bir ölüyü, yani ölmüş bir sevdiğimizi görmek. Vefat eden bir sevgiliyi görmek, Allah nasip ederse ondan daha çok candan seveceğin birinin karşısına çıkacağını gösterir. Eğer o kişi zaten sen evliysen, eğer öyle birini görüyorsan, bu sefer ona hayır yapman gerektiğini, oradan senden hayırlar beklediğini, dünyada yaşanmış olduğun güzelliklere karşı bir kere de olsa ziyaret etmen gerektiğini gösterir. Mesela güzel bir sofrada yemek yemek rüyada. Tabii eğer orada tepside, oradaki bunlar tabaklar eğer altından değilse çok güzel bir durum olacağını gösterir. Aa, altın tehlikeli tabii. Mi? Altın tehlikeli, altın dedikoduyu gösteriyor. Altın direkt dedikodu. Her türlü gördüğün altın mı? Mesela her türlü. Bilezik, küpe, yüzük, saat, şimdi, altın diş. Ya mesela şimdi altın diş, çok variyetli bir insan hakkında dedikodu yapacağını, seni çekemeyeceğini. Diğer yandan eğer zincir bir kolye görürsek altın, 20 ve 35 yaş arasında bir kadının konuşacağını. Kalın bir bilezik görürsek 35 ve 45 yaş veya daha üzerinde olan bir yaşta bir insanın dedikodu yapacağını gösterir. Değişir yani burada. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Evet, her rüya, gördüğümüz her rüya çok şey anlatıyor. Peki evet. Enerji ve isim analisti Önder Özcan programımızın ilerleyen dakikalarında bizlerle birlikte olacak. Bu arada isminizin anlamını merak ediyorsanız lütfen bize yazın. Ama şu an itibariyle Türkiye'nin en ünlü rüya yorumcusu Mehmet Emin Kırgil canlı yayında rüyalarınızı yorumluyor. Sevgili seyircilerimiz, arkadaşlarım telefon başında 0212 333 33 70 ve 71 canlı yayın telefon numaralarımız. Bizi arayın. Rüyanızı sorun, çünkü rüyanız sizin yaşamınızla ilgili bir şey anlatıyor. Bir mesaj içeriyor. Onu da kim söyleyecek? Tabii ki Mehmet Emin Kırgil. Eyvallah. Kim var? Mersin'den Derya Hanım var. Derya Hanım. Merhabalar. Hoş geldiniz Derya Hanımcığım. Evli miyiz, hoş bekar buldum. Mı? Alo. Hoş geldiniz. Evli misiniz, bekar mı? Bekarım. Tamam, rüyanızı alalım lütfen. Hocam, rüyamda aynada kendime bakıyorum. Tamam. Önce sağ gözümün göz kapağına böyle far gibi bir şey sürüyorum. Böyle parmağımı dokunduruyorum. Aynada tekrar kendime baktığımda önce sağ gözüm, sonra sol gözüm mavi oluyor. Daha sonra tekrar bakıyorum. Bu sefer her iki gözüm yeşil oluyor. Kardeş, Derya'cığım bak bekle. Ay hocam çok tatlısınız. Heh. Beklediğin haber gelecek sana. Allah'ın izniyle beklediğin haber olumlu gelecek sana inşallah. Derya Hanım, inşallah beklediğiniz bir haber vardır. Var, hem de yani dört gözle bekliyorum. Ya hocam ya vallahi. Ay ne güzel. Nasıl güzel bir müjde bu. Hocam, renklere göre bunun vadisini de söylüyorsunuz. Artık Mersin, Mersin tam turisi de yedirirsin tabii inşallah, Allah'ın izniyle. Mersin'in tam turisi biraz meşhur. Hocam siz de gırtlak konuşuyorsunuz burada.
Ya şimdi salavat kuvvete bakar yani. Şimdi. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Kim nereden arasa hocam diyor ki Gaziantep'ten arıyor, baklava var mı? Mersin'den arıyor, tantuni var mı? Çok Derya Hanım, var mı başka sorunuz? Teşekkür edeceğiz size. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşmek üzere. İyi günler kardeşim. Ya nasıl rüya yorumluyor? Direkt, İnanılır gibi değil. Şimdi kardeşlerim bir şey daha söylediler. Bana yazıyorlar Instagram'dan, diyorlar ki hocam biz rüyayı görüyoruz, hatırlamıyoruz. Veya biz rüyayı işte görmek istiyoruz veya hatırlamak istiyoruz diye soruyorlar. Bunlar için birazdan bir dua paylaşacağım. Onu yaparlarsa rüyalarını hatırlarlar. Ha, şunu diyorsunuz. Ben bir rüya görüyorum ama sabah uyandığımda o rüya aklımdan gidiyor. Gidiyor, evet. Ben. Evet, işte onun çok için nadir rüya hatırlıyorum. Onun için herkesin bildiği bir dua. Bunu okuduğumuzda uyurken rüyamızı Allah izin verirse artık hatırlayacağız. Birazdan anlatalım. Birazdan. O zaman çünkü evet. İkra. Evet. İkra. Bir de çocuklarımız mesela okula gidiyorlar maşallah. Allah hepsine zihni açıklığı versin. Çocuklarımız ve unutkan kardeşlerim. Onlar için de küçük bir anekdot söyleyeceğim. Onu da bir tarafa kalem hazırlasınlar, beklesinler. Tamam. Onu da yaptıkları zaman o unutkanlıkları Allah'ın izniyle %100 kalkacaktır ortadan. İnşallah. Evet. Yine de %100 demeyelim de Allah'ın izniyle Allah'ın kalkmasına emrisi. Vesile olacak. O ayeti kerime hafızlara çok söylemişler. Evet. Evet. Çünkü hayatta bakın kim olursa olsun, kim ne derse desin, hiçbir şeyin Allah tarafından gelmediği sürece %100 garantisi yok. Çünkü her şey kul. Ama dualara çok inanıyoruz. Ayet olunca dedim. İnancımız yani. Doğru. Ayet olunca doğru söylüyorsun. İkra Hanım. İkra Hanım hoş geldiniz Kastamonu'dan. Hoş bulduk, merhaba. Dinliyoruz sizi. Evli misiniz, bekar mı? Nişanlıyım. Tamam. Rüyamda evleneceğim gün gelinlikteyiz, siyah bir çarşaf giydiğimi gördüm. Annem de hani düğünde niye böyle bir şey giyiyorsun dediğinde ben sadece gözüme sürme çekiyordum. Cevap vermedim. İkra bir şey söyleyebilir miyim? Rüyana devam et kardeş, orada dur. Sorayım mı? Olur tabii. Şu anda aranız biraz limonlu mu? Bak çok dikkat et. Yani değil, normal aslında ama. Bir kadın aranızı bozacak. Bir akşam vakti dikkat et. Yani aranızı bozmaya çalışacak. Limonlu şeyler sokacak. Şimdi mesela İkra diyor ki aramız normal aslında diyor. Peki geçen gün niye küstünüz? Veya niye aranızda ufak bir şey geçti? Bunlar çok önemli şeyler. Devam et kardeş rüyana. Ve baget yüzüğümünde 7 tane taşının düştüğünü gördüm. Yani böyle rüyamda sayıyordum. Tam 7 tanesi. Taş. Baget yüzük vardır ya tamam. Böyle. Peki ne anlarsın şimdi? Abi benim dediğime gene geldin. Söyle. Ben böyle bu rüyada anlar. Evet, ne anlarsın? Bir kere ben değil, benim ne anladığım değil de. İkra Hanım, bu rüyayı gördüğünüzde siz ne hissettiniz? Ne anladınız? Yani ben hani ayrılacağımı falan düşündüm ya da büyük bir kavga edeceğimi falan. Kardeş bak. Yemin bak. Ediyorum ben de aynı şeyi söyleyecektim de. Şimdi 7 tane taş. Giymesi. Bak bunu dedi değil mi? Bak mesela 7 tane taş kardeş. Ne dedim ben sana? Bir kadın aranızı bozabilir. Mesela annesi olabilir. Minicik bir şey söyleyeceğim. Buyurun. İkra Hanım, hiç aranızda hocamın da dediği gibi minik dahi olsa bir tartışma, bir şey geçti geçenlerde mi? Geçenlerde geçmiş olması lazım. Evet, doğru, geçti. Ya şimdi ben burada konuşursam kardeş, bu da bizim kızımız yani. Sen zaten bacımsın da yani kardeşimsin. Kızım bak burada 7 tane taş düştü. 7 gün içinde, 7 hafta içinde ciddi bir şey yaşayabilirsin. Bak buna dikkat et. Çünkü uyarıcı rüya bu. Bir de açık gelmiş yani. Vay. Peki ne yapması gerekiyor? Kimsenin lafına bakmayacak. Nişanlısının gönlünü alacak. Nişanlısına da diyecek ki bak ben kimseyi dinlemiyorsam sen de kimseyi dinleme diyecek. Tamam. Bu. Çünkü 7 gün ya da 7 hafta içinde bu kardeşimiz bir hediye ile alakalı. Bir şeyle alakalı bir sürüşmek geçecek yani, bir istekle alakalı, dikkat etsin. Evet. Peki Bitlis'ten Fatma Hanım attığımızda. Fatma Hanım. Merhaba Nur Hanım. Hoş geldiniz merhaba. Fatma Hanımcığım. Buyurunuz, dinliyoruz sizi. Evli miyiz, bekar mı? Hoş bulduk. Mı? Evli. Ben evliyim. Ben bir rüya gördüm ve bunu rüya hiçbir zaman yorumlayamadım. Hep içimde kaldı. Evet. Rüyamda benim kaynım ve kaynanamın evlerinin kapısının önünde 3 tane inek gördüm. 3 ineğin bir tanesi ölmüştü, bir tanesi zor nefes alıyordu, can vermek üzereydi. Diğeri ayaktaydı, önünde sarı samanı yemeye çalışıyordu ama karnı sürmüştü. Bitkin bir halde yemeye çalışıyordu. Sizden kızım, Fatma abla, Fatma ablacığım, Fatma kardeşim bak. Sizden biraz daha büyük olan bir kadınla, hangi kadınla biraz aranız açıldı? Kaynanamla. Çok rahat olun. İnşallah aranız düzelecek ama beklemeniz lazım. Tamam mı kardeş? Geçmiş olsun. Peki hocam, rica etsem benim kızımla damadım üst üste aynı rüyayı gördüler. Çok endişelendim. Sorabilir miyim? Ev sahibi Nur. Ya hocam beni katmayın vallahi. Sen atmasak topu hocam, ilk 11'de beraber. Hocam bana söylerseniz ben...
Ya, ama çok çok sırada bekleyen var. Evet. Siz karar verin. Tamam. Çok kısa ama. Tamam, hadi anlatın bir, lütfen. Buyurun. Buyurun. Bekar kızım ve evli kızım üst üste silah ateşlediklerini ve silah sakladıklarını tamam. görüyor. Orada dur. Çok önce benim kaydamadım. Orada dur. Orada dur Fatma Hanım. Orada dur kardeş. Bu rüyaya göre Allah izin verirse küçük kızının kısmet de açılıyor. Burada birileri araya girecek, Allah izin verirse bir şeyler düzelecek. Çünkü düzensiz giden bir şeyler var kızınla alakalı. Düzelecek inşallah. Peki, bu da yeterli. En azından kalbini kırmamış olduk. Evet. Ergin Bey. Antalya'dan. Ergin Bey. Efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dinliyoruz efendim. Evli miyiz, bekar mı? Evliyim. Dinliyoruz rüyanızı. Rüyamda bana bir sepet içerisinde yer fıstığına benzer bir şey veriliyor. Fakat fıstıkları kırmaya çalışırken iğdeye dönüşüyor. Kocaman kocaman iğdeler, kabuklarını soyuyorum. Ergün Bey, önce bir bayan, sonra bir erkek size bir destek verecek bir konuyla alakalı. Bir kapı aralanacak sanki size. Bu İnşallah. Maddiyatla alakalı bir kapı. Yani Allah izin verirse düzensiz giden bir durumla alakalı selamete çıkmaya. Sepet bize yazı gösterdi, ilkbaharı gösterdi. Oradaki fıstık bir kadını gösterdi. Akabinde orada iğdeye dönüşmesi bir erkeğe gösterdi. Nasip olursa alacağınız güç ve destek bir akşam size gelecek. İnşallah. Evet. Ergin Bey, teşekkür ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz, rüyanızı yorumlatabilmeniz için arkadaşlarımız telefon başında bekliyorlar. Gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Hepinize tek tek yetişmeye çalışıyoruz ve hızlı hızlı rüyanızı söylemenizi, anlatmanızı rica edeceğim. Bir de lütfen rüya için, yani rüya anlatmak için bağlanan seyircilerimizden şundan rica edeyim. Evli mi bekar mı olduğunuz çok önemli ama bu bilgi dışında herhangi bir bilgi lütfen vermeyin. Sadece evliyim ya da bekarım ve rüyam şu. Bizim için asıl olan ve önemli olan bu. Kim var? Nilgün Hanım, Mersin'den. Hoş geldiniz Nilgün Hanım. Hoş bulduk. Merhabalar, buyurunuz. Merhabalar. Ya kavuşturana şükürler olsun size. Şükür. Ne kadar zamandan beri arıyorsunuz? Yataktan kalktım. Heh. Hemen rüyamı gördüm, çevirdim, hemen siz düştünüz. Ay bir şey söyleyeyim mi? Bak, bir şey, Nilgün Hanım, size bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Aylardan, yıllardan beri arayanlar var. Bağlanamayanlar var. Demek ki bugün ben de çok yıllardan beri arıyorum sizi. Bak, görüyor musunuz? Bugün demek sizin için çok şanslı bir gün. İnan, yemin ediyorum, yataktan kalktım, oturdum, rüyamı çevirdim. Çok mutlu oldum. Peki hadi anlatın rüyanızı, merak ediyorum ben de. Şimdi, acaba müjde mi veriyor, uyarıcı mı? Ben eşimden yeni ayrıldım. 7 ay falan oldu. Tamam. Şimdi ayrı eşimle beraber gidiyoruz. Gezerken bir yelekçi görüyoruz. Hı. Yelek böyle serilmiş masanın üstüne, koyu yeşil bir yelek. Düğmeleri de var üstünde. Hı hı. Diyorum ki ben bundan iki tane alayım. İkiz çocuklar oluyormuş. İkiz çocuklara götüreyim. Gariban ikiz çocuğa götüreyim diyorum eşime. O da al diyor bana. Peki barışmak istiyor musunuz Nilgün Hanım? Barışmak istiyor musunuz? Evet. Bir adam aranıza girmiş. Haberiniz var mı barıştırmak için? Hiç haberim yok hocam. Bir erkek aranıza giriyor barıştırmak için. Allah nasip ederse mücadele veriyor. Yeşil bir yelek olması bu yaz olumlu bir durum yaşayabilirsiniz. Çünkü eşiniz başkalarına kulak asarak, başkalarına kulak vererek yani gitmiş zaten. Başkalarının aklıyla hareket etmiş. Anladınız mı? Biraz da inada binmiş. İnada bindiği için kusura bakmayın. İnat şeytanın mesleğidir. Yalan şeytanın mesleğidir. Onun için inat eden, yalan söyleyen eninde sonunda geri dönecek. Doğru. Siz rahat edin. Nilgün Hanım, hukuken boşandınız mı tamamıyla yoksa evleri mi ayırdınız? Boşandık. Boşandınız. Evet. Siz istemiyor muydunuz boşanmak? Boşanmayı istemiyordum. 35 yılım geçti çünkü. Kardeş geri gelir tabii. İnşallah geri gelir. Peki bir aldatma falan mı yaşadınız? O yüzden mi ayrıldınız? Vallahi o da oldu. Başka birileri arasına oldu. Da girmiş. Birileri arasına girip bozmuş zaten aralarını. Evet, öyle mi? Tabii, düzelir tabii. mi acaba ya? Bu İnşallah. Yeleğin olması, yelek zaten bir adamın araya girerek diyecek yani. Bu kızımız sağlamdır, eşindir, temizdir, ailene neye sahip İnşallah. Çıkmıyorsun. Çünkü karşı taraftan darbe yiyecek bu arkadaş. Bu kızımız da duyacak. Orada Nilgün mısınız? Nilgün Hanım, Allah gönlünüzün muradını versin. İnşallah efendim. Herkesin, eşinizin biraz herkesin, saçı seyrek mi efendim? Herkesin Nur Hanım. Nilgün Hanım. Bu yanlardan eşinizin biraz saçı seyrek mi biraz? Seyrek hocam. Neymiş? Seyrekmiş. Gelecek kardeş, gelecek.
O kedi buraya gelecek inşallah. Tamam Nilgün Hanım, bize de haber verin olur mu? Vallahi çok merak ederim. Teşekkür ediyorum Nur Hanım. Her zaman Instagram'dan da yazıyorum Nur Hanım size. Yazıyor musunuz? Çok özür dilerim. Ya, çok ya. Yazan var. Hepinizden Allah bin razı olsun. Bakacağım şimdi. Bir daha bana hatta DM'de. Hatta o bir tane şey var. Tuğba bilmem ne aile şeyi. Ona da arıyorum sizi ama. Ha Funda. Evet, Funda yarın sevgili Funda Özkalyoncu yarın bizle birlikte olacak. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkür Öptük ediyorum. Eyvallah kardeş. Bay bay. Denizli'ye bağlanıyoruz. Buket Hanım attığımızda. Buket Hanım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen rüyama başlamak istiyorum. Dinliyoruz. Ben bisiklete bindiğimi görüyorum böyle bir sahil kenarında sahil boyunca. Tamam. Böyle arabaların arasından geçiyorum en son bir sahil kenarına oturuyorum. Denize giren insanlar var ama sahilin birazı böyle havuz daha çok azlık bir kısmı. Kardeş bir dakika Buketçiğim. Aha. Bekar mısın onu sormadık. Bekardı galiba. Evet bekarım. Tamam devam et kardeşim. Sahile oturuyorum. Böyle denize giren insanlar var. Sadece sahilin çok az bir kısmı havuz. Onu görüyorum. Sonra işte böyle sahil kenarında oturuyorum. Bisikleti görüyorum. Bisiklete binerek böyle arabaların arasından geçiyorum. En son sahile oturuyorum. O şekilde. Buketçiğim bak. Şimdi hı-hı. İnişli çıkışlı bir hayatım var. Tamam mı kardeş? İnişli çıkışlı. Evet. Bisiklete binmek sabretmen gerektiğini. Sahilde olman durulman gerektiğini. Deniz orada olması senin hayatında çok güzel bir gelişme olacağını Allah izin verirse. Fakat yapman gereken zannedersem sen birazcık acelecisin kardeş. İstiyorsun ki hemen her şey bitsin. Tez canlısın yani. O yüzden sabırlı ora ola yani eğer hareket edersen başarılı olacaksın inşallah. Ne zaman? İnşallah Allah izin verirse bu rüyaya göre ilkbaharın sonu ve yazın ortalarına doğru bir gelişme olacak hayatında. Peki teşekkür ediyoruz ve İstanbul'dan Gurbet Hanım'ı canlı yayına bağlıyoruz. Alo. Hanım merhaba. Hocam merhabalar nasılsınız? Sağ olun Allah razı olsun size. Sağ olun Gurbet Hanım buyurun. Evli misiniz bekar mı? Evliyim ben hocam. Ne gördünüz rüyanızda? Acaba bu rüya size ne anlatıyor? Çok teşekkür ederim hocam. Hemen böyle bir program yaptığınız için çok memnun kalıyoruz biz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Buyurun dinliyoruz sizi. Aslında bir daha bir rüyam var ama çok gergit yaşıyorum hocam. Bilmiyorum onu mu anlatayım. En son gördüğünüzü söyleyin. En son. Ya da en çok etkisinde kaldı değil mi? Hangisi daha önemli? Etkisinde kaldı mı en son gördüğümü? Bence en son yani. Etkisinde tamam. Kaldı. Siz öyle diyorsanız. Şimdi kendisi çözemiyor. Hocam, çözemediği için en son hangisi etkili onu bilemez. Tamam. En son gördüğünüz rüyayı anlatın o zaman. Tamam. Oğlumla camiye doğru gidiyorduk biz. Hı. Biraz merdivenleri vardı. Bir de sen de yarım bir elma, kırmızı bir elma bana veriyordu. Biz ayakkabımızı sarıp içeri giderken oğlum kızıma dönüşüyordu. Öyle gördüm hocam. Oğlum neye dönüşüyor? Pencereye baktım. Osmanlı döneminde kalmam yazarlıklar var ya. Evet. Pencereden doğru dışarı bakarken o kocaman da çam ağaçta önüp görüyordum hocam. Oğlunuz neye dönüşüyor dediniz orayı ben de anlayamadım. Oğlum o arada Nur'un kayboluyordu. Sanki kızım vardı yanımda. He. Şimdi bakın evet. Bu rüyaya göre Allah izin verirse camiye doğru gidiyorsunuz demiştiniz doğru mu? Evet içeri girdim merdivenden tamam. Doğru çıktım. Sizin... Beyefendi bana görevli yarım elma verdi kırmızı sizin... elma. Anladım ben oraları biliyorum. Herkesi... Çok bakın oraları ben anladım. Ben size bir giriş yapayım rüyaya inşallah. Bakın şimdi cami görmek Allah nasip ederse mescit görmek İmam-ı Nablusi ve Kirmani'ye göre kişinin yapacağı dualara devam etmesi gerektiğine. Çünkü bazı konularda ümitsizsiniz. Orada oğlunuzun olması, Allah izin verirse evinizle alakalı bir maddi sıkıntı varsa kalkacak. Kızınızı görmeniz müjde verici bir haber. Yarım elma olması bu gönül alma meselesi. Onun için yapacağınız şey kendi evinizde, yuvanızda yaşamış olduğunuz bir problemin ailece ortadan kalkacağını göstermiş. Ve ailece İnşallah. Birbirine destek vererek kalkacağını. Ama bu ne zaman olacak? Yine bize Ramazan ayını gösteriyor. Allah izin İnşallah. Verirse. İnşallah. Allah'ım Ramazan zaten bereketiyle, huzuruyla... Mağfiretiyle gelsin. En vallahi. Güzel ay Ramazan ayı ya. Evet. Vallahi. İçinde bulunduğumuz bak herkesin evet. Ayrı bir derdi var. İçinde bir sevap yerine iki sevap. Kurtulalım. Daha fazla sevaplar geliyor. Cenab-ı Allah İnşallah. İnsanı affetmesi için, kullarını affetmek İnşallah. İçin bahane arıyor da kullar bir adım atmıyor. İnşallah. İnşallah atarlar. Atanlardan olmayı nasip etsin. Amin. Amin. Antalya'dan Ayşegül Hanım. Bu arada Emine bana oradan yazıyor. Kaldırıyor isimleri oradan okuyorum. Ayşegül Hanım.
İyi günler, hayırlı yayınlar diyelim. Hoş geldiniz Ayşegül Hanımcığım, buyurunuz. Hoş bulduk. Merhaba hocam. Merhaba, saygılar size. Saygı bizden. Şimdi rüyamda, ben rüyam değil aslında, kızımın rüyasını anlatmak istiyorum. O zaman şöyle, şunu soralım. Kızınız evli mi, bekar mı? Bekar. Tamam. Ben de bekarım, o da bekar. Yok, kız yani rüyayı gören kızınız olduğu için kızınızın evli mi, kaç bekar yaşında mı olduğu önemli. Evlilik çağında mı? Evet. Kızım kaç yaşında var kızınız? 23 yaşında. 23. Tamam bak Ayşe abla ne güzel konuştu. Ben de bekarım, kızım da bekar dedi. Evet. Devam et Ayşe abla. rüyasında abisini Kabe'ye gittiğini ama güzel söyledi yani. Evet. Evet. Anne hadi biz de gidelim diyormuş rüyada. Bugün mübarek gün demiş. Yani hani bugün mübarek gün biz de gidelim. Ondan sonra bir anda kendimizi Kabe'de görüyormuşuz. Yani kızı. Çarşısında bir çarşısına giriyormuşuz. Çarşısında bizim bir komşumuz var. O hem kendisine hem bana birer elbise alıyormuş. Bana siyah elbise almış. Kendisine de mavi elbise almış komşum. Ve bu 10 TL'yi alıyormuş. Fiyatı da 10 TL'ymiş. Sonra biz biraz ilerledikten sonra sedirin üstünde oturan bayanlar varmış ibadet eden. Biz de onların yanına oturuyoruz. Ondan sonra o arada uzaktan abisini görüyor. Elinde bir kız çocuğu varmış. Yürüyormuş. Bize de uzaktan bakıp erkekler tarafına geçecekmiş abisi. Sonra akrabamız o bayanların arasında bir yenge, benim yengem oluyor. Akrabamız var. Kızıma demiş ki bir Kur'an getirsene demiş. Kızım da kalkmış gitmiş Kur'an getirmeye. Orada 10 TL olduğunu görünce almadan geliyor. Diyor işte yenge diyor 10 TL'ymiş diyor. Hani almadım geldim. Tamam demiş. Ben gireyim mi konuya? Siz bilirsiniz ama sonunda da bir şey var onu da anlatmak istiyorum buyurun, hocam. Buyurun. Ondan sonra geliyor. Sonra bir anda diyor anne diyor eski diyor miladi bir oda görüyorum diyor. Sanki Peygamber Efendimiz'in zamanında yatak, dolap çok eski şeyler. Ondan sonra orada bir merdiven varmış. Üst kata çıkan bir merdiven var çok eski. Oradan çıkıyoruz diyor. Sonra Kabe'den ilerliyoruz. Duvarın üstünde bir duvar görüyoruz. Duvarın üstünde diyor bir sürü böcek var siyah siyah küçük böcekler. Orada diyor abi kız çocuğuyla birlikte atlıyor. Sonra ben bir anda uyandım diyor. Ben neden atlayamadım? Şimdi bir soru soracağım da bir soru soracağım. Kızınız biriyle bir problem yaşadı mı? Çünkü ona göre yorum yapacağım ben. Yani yaşamıştır böyle bilmiyorum. Yani görüştüğü yani biriyle mesela kısmetle ilgili görüştüğü biriyle ya da muallakta kaldığı biriyle ya da protonik yaşadığı biriyle diyeyim ben. Bilmiyorum hocam yani hani öyle bir şey bilmiyorum. Yakın çevrenizde bir ailenin Allah nasip ederse size kısmet getireceğini göstermiş. Oradaki 10 TL, 10 TL Allah nasip ederse 3 ay 10 gün içerisinde böyle bir durumun olabileceğini fakat oğlunuzun orada olması hem fikir olarak ailece Allah izin verirse bir niyetinizin gerçekleşebileceğine tabii Kur'an-ı Kerim'in olması eninde sonunda kızımızın hayırlı bir yuva kuracağına ki kızımız okusa zaten başarıya gidecekti. Çünkü burada okusaydı muallim olacağını yani alim olacağını, öğretmen olacağını veya vesaire bir şeyler olacaktı ama okumamış kızımız vesaire. Bu rüyanın içerisinde Allah izin verirse sizin çok sevineceğiniz güzel olaylarla karşı karşıya gelmenizi göstermiş. Kadınların olması zaten Ayşegül Hanım, apayrı bir kapının bir açılışı. Bir şey sorabilir miyim? Rüyayı bir yere yazdınız da okudunuz mu? Aklınızda mı tuttunuz hepsini? Yok yazdım. Bana WhatsApp'tan yolladı yazdım. Ha yazdı. Çünkü ama neden hocam var ya bir şey söyleyeceğim hocam Allah razı olsun Allah ilmini artırsın inşallah. Amin, benim kızım hakikaten şimdi öyle bir yedek öğretmenliğe başladı ve okudu üniversite mezunu. Ama henüz bir ataması olmadı. Allah razı olsun. Evet. Allah hayırlısı yani, inşallah. Öpüyoruz sizi. Evet. Ya. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Sağ olun. Allah razı olsun. Çok ederiz. Güzel yere gelmiş. Gene de yedek. Güzel, çok güzel. Ayaklar üstünde vallahi duracak inşallah. Vallahi beni çok şaşırdı Ayşegül Hanım. Dedim ki eğer evet rüyasını yani kızının rüyasını bu kadar aklında tutup bu kadar net bir şekilde söylüyorsa bana yazıklar olsun. dün yediğimi bugün unutuyorum yeah vallahi. Gördüğüm rüyayı yemin ederim hatırlamıyorum. Yani çok nadir rüya görüp hatırladım ama evet hocam biraz sonra gördüğümüz rüyaları anımsayabilmemiz için bize bir püf noktası vereceğim, bir anekdot vereceğim. Bir anekdot de unutkanlıklar verecek gitmesi için, unutkanlıklar yani evet kendi hayatımızda atalım diye. Şimdi Şeyda Nur Hanım'ı da şaşırtacaksınız öyle gibi geliyor. İnşallah. Nereden arıyordu? Samsun'dan. Şeyda Nur Hanım. Merhabalar, iyi yayınlar. Hoş geldiniz. Adaş sayılırız. Siz de Nur, ben de Nur. Ya bir sene sonra bağlandım hocam. Instagram'dan yayınlarınıza da bağlanıyorum. Hı. Özet etkinliğine de katıldım ama çok teşekkür ederim. Rüyamı yayınlamak, cevaplamak size nasip olmadı ya. Nasip ya Şeyda'cığım, rozet için Nur'un, çok teşekkür ediyoruz. Ne rozet hocam? Şimdi Instagram'dan rozet atıyorlar. Ben bir yani
okulla görüştüm. Ufak minik kardeşlerimiz var. Hı. Orada seçme yaptık. Onlara işte Allah izin verirse ayakkabı, mont, çanta gibi hediyeler alacağız. Arkadaşlar rozet gönderiyorlar. Gönderdikleri rozetleri biriktirip Allah izin verirse vereceğiz ve bu videonun çekimini yapıp paylaşacağız ama minik kardeşlerimizi paylaşmayacağız. Arkadan çekeceğiz. İnşallah. Onların gururlarıyla oynayamayız. Sadece şunu söylüyorum. Allah, Peygamber bugün Efendimiz... Bugün evet. Şeyda Nur'un buraya bağlanıyorsunuz. Bu da bir başka Nur'un kısmeti. Yani, İki Nur arasındasınız, bir dilek tutun. Geçen bir dilek tuttum, zaten buradan çıkınca oldu. Şimdi bir de tutarsam korkmam, inmeden olacak diye korkuyorum. Peki ay hocam. Kabul etsin. Seyircimizi dinleyelim. Dinleyin, buyurun. Biz yayında değilmişiz gibi davranıyoruz bazen. Şeyda Nur Hanım, rüyanızı alalım. Hemen. Hocam, bir duvar var aramızda, ufak bir duvar. Duvarın arkasında siyah bir köpek bana böyle sarılmaya çalışıyor. Ama ben irkiliyorum, normalde de köpekten korktuğum için. Daha sonra yukarı çıkıyorum, bebeğime ilaç vermeye çalışıyorum. Bebeğim ağzını açmıyor, ilaç ağzından dökülüyor. Daha sonrasında balkona çıkıyorum, bir kalabalık görüyorum ve o kalabalığın yerde annem yatarken siyah üstünde yeşil çizgileri olan bir tuniği var. Annem böyle kapanmış yerde yatıyor ve insanlar annemi tekmeliyordu. Peki Şeyda'cığım, bir destek bekliyor musun? Yani bir beklentin var mı? Çünkü ufak tefek kafanda soru işaretleri var. Daha tam oturmamış. Birazcık. Çünkü niye söylüyorum? Allah izin verirse annenizin orada tekmelenmesi annenize güç gidecek. İnşallah. Anneniz destek alacak. Annenizin ömrünün uzamasını göstermiş. Allah izin verirse o çizgili elbisenin olması gidişli gelişli bir yolun işaretini veriyor bize. Akabinde çocuğunuzun ağzından kusmuk gelmesi, bu da çocuğun üzerinde kusmuk nazar değil var. Hocam. Sadece ilacı veriyordum. İlaç ağzından dökülüyordu. İşte dökülmesi, bu üzerinde çocuğun üzerinde anne baba nazarı var. Buna dikkat edin biraz. Onun için Allah izin verirse göz aydının haberi yine bebeğinizi gördüğünüz için alacağınızı göstermiş. İnşallah. Korkulacak bir durum yok. Endişe edecek hiçbir durum yok. Çok teşekkür ederiz. Evet. Ankara'dan Mine Hanım attığımızda. Mine Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş bulduk Nur Hanımcığım. Merhabalar. Rüyanızı hemen dinliyoruz. Merhaba. Hemen alayım. Evliyim. Rüyamda vefat etmiş kayınvalidemi bize gelmiş olduğunu görüyorum. Allah razı olsun. Bana diyor ki kızım saçımı tarar mısın diyor. Ben de tamam diyorum, tarıyorum. Sonra diyor ki kendi içimden diyorum, aa diyorum hiç değişmemiş yine aynısı falan diyorum. Hı hı. Ondan sonra diyorum kendim gelmişken diyorum banyonu da yaparsın diyorum. Hani ev sizecek, banyonu yap da öyle gidersin falan diyorum. Ondan sonra bir şeyler de ikram ediyorum. Bu arada uyanıyorum, bu kadar. Şimdi Mine Hanım, Mine Hanım şöyle bir şey diyeyim ben size. Tabii Cenab-ı Allah'ın izniyle inşallah. Şimdi İmam İbn-i Sîr'e göre diyor ki eğer kişi kayınvalidesini görürse siz mesela seviyor mu, tabii seviyor musunuz, sevmiyor musunuz, ona göre konuşacağım. Yani aranızda. Ha, severseniz sever. Tamam. Severseniz şunu söylüyor. İmam İbn-i Sîr diyor ki eğer rahmetli kayınvalidenizi görürseniz size güzel bir haberin geleceğini. Seversen eğer sevmediğiniz kayınvalidenizi görürseniz, sevmiyorsunuz mesela, vefat etmiş. Yok çünkü kayınvalide sevilmez mi? Yani küçük diyor, küçük olumsuz bir takım haberler alacağınızı gösterir diyor. Sonra bundan tabii 600-700 yıl önce yaşamış olan Abdülgani de diyor ki burada her iki anneden birini görmek diyor, kişiye açılacak hayırlı kapıları gösterir. Saçını taramanız ise gidişli gelişli bir yoldan ya bir haber bekliyorsunuz ya da bir yola gideceğinizi gösterir. Ve bu yol ya da yoldan gelecek olan biri varsa hayırlısıyla güzel olaylar yaşayacağınızı ve hayırlı kapıların açılacağını. Banyo yapar mısın demen arkanızdan biri konuşmuş, ufak tefek günahlarınızı dökmüş ama korkulacak bir şey yok. Allah izin verirse o da sizden hayır bekliyor. Yollar açık yani. Korkulacak Nur bir durum da diyor yok yani. Ki, Nur da diyor ki kayınvalidelerin, annelerin olduğu yerde kötülük olmaz. Sevin diyor kayınvalideleriniz. Yalan mı hocam? Sesim gitti. Niye? Sevin kayınvalidelerinizi. Severim, sevinirim. Bak onlar size bir evlat vermiş. Kolay ya. Değil. Onlar da anne. Hepimizin hatası var, yok mu? Biz de gelin olarak hata yapıyoruz. O da hata yapıyor. Şimdi İbrahim Peygamber... Asgari müşterekle birleşmek gerekiyor. Yani İbrahim Peygamber, İbrahim Aleyhisselam oğlunu boğazlayacağı zaman İsmail'i diyor ki babacığım beni boğazlayabilirsin. Hı. Çünkü diyor ahirette beni sabredenlerin içinde bulacaksın. Ya. Allah bizim karşımıza birini çıkarırsa orada bizi sınava çekiyor. Biz ne kadar sabredersek biz kazanırız ama sabretmesek kaybederiz. Onun için yapacağımız şey şu, çileyi çektiren sınavda kaldı, çileyi yüklenen ise... Sınavı geçer, sabredenler içinde olur. Allah'ın yanında yani. Onun yüzden ben de diyorum ki herkesi severim, sevilelim. Sevmezlerse yine Allah yarattı diye severim. Evet.
Yaradılanı seviyoruz yaradandan yanar ötürü. Evet. Kayınvalideleri de seviyoruz. Kızlar, yazıyorsunuz bana burada kayınvalidenizle ilgili bir sürü dertler. Yiyeceğim sizi vallahi. Kim var hattımızda? Gül Ayşe. Gül Ayşe, Gül Ayşe mi? Evet. Aa, ne tatlı bir isim. Hem Gül de çok tatlı, Ayşe de çok tatlı. Gül Ayşe Hanım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Size Gül mü diyorlar, Ayşe mi diyorlar? Yani Gül diyen var, Gül Ayşe diyen var. Gül Ayşe çok güzel, biliyor musunuz? Böyle bilmiyorum tabii, isim analizi gelecek biraz sonra, kendisine soralım. Gül Ayşe deyince böyle bir enerjim yükseldi. Yani Ayşe Gül zaten her zaman çok. Hiç, ama Gül Ayşe hiç duymamıştım. Gül'ü katmaları çok evli iyi olmuş. Evli misiniz, bekar mı? Bekarım. Rüyanızı alalım. Şöyle çok etkisinde kaldığım bir rüya. Hocam hepsi mutlu uyarıcı bir rüya derdi. Öncelikle ev içi terliği giyiyorum. Ev içi terliğinden böyle sol ayağıma kıymıklar batıyor. O kıymıkları tek tek elimle çıkarıyorum. Ondan sonra ardından mutfakta yumurta elimde kırılıyor. Çiğ yumurta. Sonra haşlanmış yumurta görüyorum bir anda. Hani haşlanınca böyle çatlayıp sarıları çıkar ya kabuğundan. Hı hı. O şekilde görüyorum. Ayşe'cim şimdi şöyle bir şey var. Gül Ayşe bekar mıydı? Bekar. Kızım bak, bu rüyada ya biriyle aran bozulacak, ya biriyle ayrılacaksın ama sonradan düzelebilir. Çünkü haşlanmış yumurta işin düzeleceğini gösterir. Eğer kırılacak yumurta veya kırılmış yumurta veya normal çiğ yumurta, burada bir problemin olacağını, ayrılığın olacağını, ama haşlanmış yumurta kabukların kırılması Allah nasip ederse inşallah selamete çıkacağını gösteriyor. Gül Ayşe Hanım. Hocam ben sürekli kıymık rüyası görüyorum. Geçen de ne rüyası? Buna hep kıymıklar batmıştı sahil kenarında. Tekrar sol ayağıma battı. Sürekli görüyorum bu rüyayı. O zaman Gül Ayşe şöyle diyeyim, yani sen mesela diyelim ki evlilikle alakalı veya biriyle görüşmeyle alakalı işlerin yarın mı kalıyor kardeş? Yani biraz. Yani gönül işleriniz hep yarım mı kalıyor? Yani başlayacak. Biraz diyor. Biraz kalıyor, evet. Demek ki. O kıymıkların batması, kızımızın hakkında konuşan insanlar var. Sahil kenarında olması o kıymıklar batıyor. Demir olsaydı tehlikeydi. Ama kıymık olması, biraz çevredeki bir takım kadınların konuştuğunu, Allah nasip ederse kızımızın kısmetinin açılabileceğini gösterdi. İnşallah. Tabii beklesin inşallah, evet. Ne kötü insanlar var ya. Yani genç bir kızın arkasından konuşmak sana ne kazandıracak? Ya sözün önüne geçersin. Adamın önüne geçersin. Kadının önüne geçersin ama Allah'ın önüne geçemezsin. Tabii. Kader yazar. Sen bozmaya kalkarsın ama yine olur. Evet, Allah'ın tekür, dediği ya, olur. Ya olan Allah'ın dediği olur yani. Ne yaparsa ben hep şey söylerim bütün dert çekenlere. Evet. Ya hiçbir şekilde kaygınız olmasın. Bir başkası kötülük yaparak sizin o kısmete ulaşmanızı engelleyebilir. Evet. Erteleyebilir. Ama kimse sonuna kadar erteleyemez. Erteleyemez. Yani, yarına kalır ama kimsenin yanına kalmaz. Yanına kalmaz. O yüzden bravo. Gerçekten Allah var, keder yok cümlesi benim için çok güçlü bir cümle. Tabii. Gerçekten Allah var, keder yok. Hiçbir şey için dünya döndüğü sürece dert etmemek gerekir. İnancımız kuvvetliyse. Osmaniye'den Sümeyra Hanım. Sümeyra Hanım buyurunuz. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dinliyoruz sizi. Evli misiniz, bekar mı? Evliyim. Burak Hanım. Evet. Çok heyecanlıyım, kusura bakmayın. Yok, niye kusura bakalım, aşk olsun. Tabii canlı yayına bağlandınız. Evet, gördüğünüz rüyayı anlatabilecek misiniz? Aylardır düşürmeye çalışıyordum. Son 3 haftadan beri düşürüyorum. Kısmet bu güneymiş. Çok şükür. Ne güzel. Bak bugün de şanslı gününüzmüş sizin, evet. Sümeyra evet. Hanımcığım. Bakalım gördüğünüz rüya size ne anlatıyor? Dinliyoruz. Ben bu rüyayı geçen sene görmüştüm. Bugünlerde görmüştüm. Memleketteyim. Eşim otlardan yatak yapıyor. Yukarıdan da sesler geliyor. Yatamıyoruz. Tekrar oraya varıyoruz. Oraya vardığımızda da ablam gili görüyorum. Neyse, orada bir tane bir amca geliyor. Uzun boylu, böyle gözlüklü. Diyor ki ben diyor yolum kaybettim diyor. Bana diyor yolumu tarif eder misiniz diyor. Bizim de evimiz biraz yüksekte. Mezarlık da biraz aşağımızda, yani engin bir yerlerde. Ablamın oğluna diyoruz ki hani Sümeyye abla. Amcayı... Kardeşim evet. Dinleyeceğim seni de, eşin yani kocan yani memlekette evet. Birilerine kırık mı? Yani bir malla alakalı veya bir parayla alakalı veya bir şeyle alakalı kırık mı yani? Eşiniz oraya buruk mudur yani, onu sorayım. Kendi memleketine mi? Ya kendi bir küstüğü, darıldığı biri var mı?
Yok, kendi memleketimde yok da benim ailemde biraz tanı kırgınlığı var. Ya olabilir. Yani şimdi biriyle kırgınlığı var eşinizin. Çünkü niye burada yeşil otları hazırlamaya çalışması? Allah izin verirse arası gene düzelecek. Bir alacak, evet, bir alacak verecek meselesi gibi bir şey mi? İşte bir tane amca beni gidiyor, yolunu tarif ediyoruz. Tekrar geliyor. Benim avucuma 4 tane altın bırakıyor. Bu altını bıraktıktan sonra bana diyor ki, bunu diyor 11. ayın 18'inde diyor bozduracaksın diyor. Çeyrek bana. Mi, yarım altın mı, tüm altın mı? Yüzük. Çok önemli. Yüzük, ha yüzük. Evet. Tamam. Tekrar geliyor kucağıma çocuğu alıyor kucağına. Tekrar kucağına insanı diyor ki bunu kızım diyor doğum gününde diyor bozduracaksın. Ben de diyorum ki ayın diyorum 11. Evet. ayın 18'i diyorum kızımın siz doğum günü değil benim hocam. Doğum günümden 2 gün önce diyorum. Vallahi gireceğim. Ama Sümeyye diyor, abla bu altını diyor anlatsın o bari, gün bozduracaksın diyor. Ondan evet. önce bozduramam mı diyorum. Hayır diyor sen diyor bu altını diyor o gün diyor ama o gün diyor bozdur diyor. Eline diyor çok yüklü bir para geçecek. Sümeyye Hanımcığım şimdi yani şimdi size bak, gelen mesajda çok yani Sümeyye rüyada Hanım, çok açık ve net hocam 4 tane zaten. Yüzük mü katmıştı elinize? Hadi hocam. 4 tane 4 adet yüzük mü katmıştı elinize? Evet, bir tanesi kırmızıydı. Tamam. Şimdi 4 tane kadın sizin hakkınızda konuşacak. Kırmızı olan biraz onlardan daha yaşlı. Yani biraz daha ileri yaş grubunda. 8. aya dikkat edin siz. Çünkü hakkınızda birileri konuşacak. Birileri bazı konulardan elinize vermesi o kişiler size gelecek. Size gelen kim olursa olsun kendi akrabanız, gerek eşinizin akrabası. Kim gelirse gelsin. Bugünlerde özellikle evinizde yaşanan problemleri veya kendi sıkıntılarınız veya mutluluğunuzu kesinlikle paylaşmayın. Burada susmanız gerektiğini gösteriyor. 11. aya gelince 11. ayın kelimesi geçmesi uzun boylu bir adamın olması. Bu da ancak ve ancak yaşamış olduğunuz sizin veya eşinizin sıkıntılarının 11. aya kadar Allah nasip ederse hafifleyeceğini gösterir. İnşallah. Hepsi bu. Korkulacak bir şey yok ama oradaki altının olması tabii ki dedikodunun var olacağını gösteriyor. İnşallah hocam. Yani ortadan kalksın. Kalkar inşallah. Allah'ın izniyle. Altın çok önemli. Bak rüyanızda yumurta, rüyanızda altın. Evet. Bu tencere tava meseleniz vardı bir de sizin. Evet, düdüklü tencere. Ya beni bu hiç söylediğinde çok İleri yaş grubunda olan düdüklü tencere görmek beni. İleri yaş grubu. Mesela rüyanızda düdüklü tencere görürseniz neydi? İleri yaş grubunda olan diyoruz ya, yani yaşlı diyoruz, sen ileri yaş grubu yaş diyorsun. Yaş lafını sevmiyorum. Tamam, ileri yaş grubunda olan bazı kişilerin temsil eder, kadını temsil eder. Tamam, normal tencere görürsek? O işte 30'da 45 yaş arası, 50 yaş arasına yakın onu işaret eder. Diğer küçük tavaları gördüğümüzde bunlar da işte 20 ve 35 yaş arası grubundaki bayanları temsil eder. Peki. Seher Hanım Erzurum'dan. Vallahi neler öğreniyorum sayenizde. Seher Hanım. Alo. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hayırlı yayınlar. Çok selam teşekkürler. Aleykümselam. Buyurun. Hocam ben rüyamda 2 gün üst üste düğüne gittiğimi gördüm. Hı-hı. Ailemle. Hı-hı. Evliyim bu arada. Hı hı. Ama iki düğünde birbirinden farklıydı. İkisinde de hani böyle birinci düğünde pişmiş kavurma et geldi önüme. Baklavalar geldi. Oh oh. İkinci günde farklı bir düğüne gitmeden önce önümde kovalarla bir sürü hamsileri görüyordum. Yani o hamsileri başka bir yere boşalttığımı görüyordum. Kova hocam kova yaptım. Şimdi bu rüya yorumunu yapamaz. Acıktı çünkü ben hissediyorum. Bitti mi efendim? Evet hocam böyle gördüm. Biri hafif kilolu, biri zayıf olan iki erkekten alacağın güç ve desteği göstermiş kardeşim. Bir maddi konuda bir para elinize geçecek, bir kısmet geçeceğini. Eğer evladınız yoksa evlat sahibi olacağınızı, eğer evladınız varsa evladınızın hürmetine açılacak kapıların. Balıkların olması Allah nasip ederse son yağmurlar, yani bu Mart artık bitiyor. Son yağmurlardan Nisan içerisinde bir yağmurda size bereketli bir haber gelecek, güzel bir haber gelecek. Kısmetinizle alakalı bir haber ulaşacağınızı göstermiş. Salı günü programımızı önce rüyalara ayırıyoruz. Bakın rüya çok önemli. Görüyorsunuz evet. Her arayan seyircimize mutlaka yaşadığı olayla ilgili bir mesaj geliyor. Evet. Şimdi Mehmet Emin Kırgil rüyaları yorumlarken enerji ve isim analisti Önder Özcan da biraz sonra isminizi yorumlayacak. İsminizin kaderinize etkisini anlatacak. Eğer yolunda gitmeyen işleriniz varsa isminizin etkisiyle olabilir. Hani derler isim ağır geldi, bu ismin enerjisini taşıyamıyor ya da enerjiyi yükseltmek lazım. O yüzden bizi arayanlar aynı zamanda isim analiziyle de ilgili arayabilirler. Programımızın ilerleyen dakikalarında Önder Bey bizlerle birlikte olacak. Esra Hanım yine Erzurum'dan mı? Erzurum bizi izliyor bugün. Esra Hanım.
Merhabalar. Hoş geldiniz. Buyurunuz. Ben babamın rüyası için aramıştım. Tamam. Babanız babam evli bekar? Evli. Hı. Babam rüyasında sela verdiğini görüyor. Etrafından kimseyi göremiyor ama hani bunu söyleyen kişi kim, hani sesi çok güzel diye bir sesler duyuyor. Bir de uyandığında dizlerinin üstünde selayı okurken uyanıyor. O şekilde. Tamam, şimdi şöyle bir şey var Esra'cığım. İki şeye çıkıyor burada. Evet. Birincisi, baban kimseye borç para verdi mi? Veya biri istedi mi? İkincisi, babanın biraz ya kendisi ya da çevresinde birinin rahatsız olduğunu haberini aldı mı? Babam kendisi rahatsızlandı. Şu bir ay önce hocam bayağı kötü bir durum geçirdi. Çok geçmiş evet, olsun. Burada Allah izin verirse selamete çıkacağını gösteriyor. Oturarak hani sela okuması... Kendisinin daha vaktinin olduğunu, Allah nasip ederse ömrünün uzadığını gösterir. Fakat bu rüyayla alakalı küçük bir şey var. Bir sadaka vermenizi öneriyorum. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bir sadaka bin belayı def eder ve ömrü uzatır diyor. Ben de bütün kardeşlerime diyorum ki lütfen sadaka vermeyi unutmayın gün içerisinde. Ama doğru yere. Evet. Yusuf hocam her cuma günü diyor ki ne olur cami önünde dilenenlere sadaka vermeyin diyor. Evet, katılıyorum. O yüzden... Gerçekten bulun, yani ihtiyaç sahibi. Zaten önümüz Ramazan, hani yardımlaşma ayı. Vallahi çok Instagram'dan önemli. Yazıyor kardeşlerimiz, Allah razı olsun kendilerinden. Hocam diyorlar, canlı yayın yapın diyor, biz de hayrımızı yapalım diyor. Siz de onu lütfen diyor şey yapın diyor. Mesela bazen diyorlar ki işte ne istiyorsunuz alacaksınız. Mesela biz belirliyoruz onu. O belirlediğimiz yerlere yağlar, işte zeytinler, kahvaltılık, mahvaltılık bir takım şeyler almayı düşünüyoruz. Bu planımız bu. Mesela askıda ekmekler var. Tabii. Artık yeni yeni şey uygulamalar da var. Böyle inandığınız, güvendiğiniz yerlerde askıda fırına veriyorsun erzak para önceden, paketleri var. Bırakıyorlar. Evet. Ve gerçekten yardımlaşmak lazım. Ayşegül Hanım Kırıkkale'den. Hoş geldiniz Ayşegül Hanımcığım. Hoş bulduk Nur Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok iyi. Siz de iyi misiniz? Biz de iyi. Şükürler olsun. Peki. Mehmet Hocam siz de iyisiniz. Eyvallah kardeş, hoş geldiniz inşallah. Burada bak Ayşegül bak, gördün mü? Tersi oldu Ayşegül. Aynen, Gül Ayşegül, Ayşegül. Evet. Ayşegül Hanımcığım, rüyanızı merak ediyoruz. Evli misiniz? Evliyim Nur Hanım. Peki, dinliyoruz. Ben rüyamda, ayağımda kaykay varmış. Ben biraz yolda kayıyorum. Kaydıktan sonra ayağımın altından süt görüyorum. Sonrasında ben bu sütten kayacağımdan korktuğumdan... Ayşegül Hanım bir şey soracağım. Bir çocuk sevinci var ya, bir çocuk sevinci gibi bir şey var ya. Yani biri müjdeli... Çocuk mu? Bilmiyoruz hocam. Evet. Sonrasında hocam ben kaykayı elime alıyorum. Sonrasında sütlaç yemeye başlıyorum. Sütlacı yiyorum. Bu sefer üstümde bir tane mavi bir eşofman var. Benim arkadaşlarım falan hani rengini falan çok hoşuna gidiyor. Diyor ki ne Ayşegül buna kadar güzelmiş rengi. Sonrasında hocam hava böyle kapalı. Yağmur yağdı yarak birden böyle tolas çıkıyor, kum, işte rüzgar vesaire. Hı hı. Ben ekmekleri ufalayıp balkona koymuşum kurutmak için. Sonrasında o tolazdan dolayı ekmeklerin içine kum, toprak giriyor. Ben onları içeriye alıyorum temizlemek için. Bu kadar tamam. Hocam. Şimdi bir soru. Tamam. Bebeğiniz var mı yoksa bebek mi bekliyoruz? Vallahi ikisini de beklemiyorum hocam. Vallahi şimdi şöyle bir şeyim, evlisiniz değil mi? Ben öyle evliyim hocam. Evet. Tamam. Kaç yıllık evlisiniz? 18 yıllık. Ha, o zaman şöyle diyeyim ben size, kaykay olması, çocuk kaykay. Hani derler ya, insana mesela çocuk gibi sevinçten havaya uçar derler ya. Ha, bir müjde verici bir haberin gelmesi, Allah nasip ederse bir orada aşürtmenin giymesi. Ya belki kendinde değildi de bir yakınında vardı. Olabilir, bir şey olabilir. Bir de şu var, hani burada Allah izin verirse aşürtmen olması, monoton bir hayattan. Maraton bir hayatta daha hızlı bir hayatın içerisine gireceği ve yazın Allah izin verirse kardeşimizin imkanlarının çoğalacağını, beklemiş olduğu güzel haberlere ulaşacağını, kendisinin de ise çevresinde birinin bir evlat sahibi olacağı haberini alabilir. Ama müjde verici bir haber Ayşegül Hanım'ı bekliyor ve Allah izin verirse birkaç kişi, birkaç tane kadından sıkıntılı bir haber almış veya onlardan bir şey yaşamış. Bunlar da düzeleceğini gösteriyor. Evet. Bu. Şanlıurfa'ya gidiyoruz. Buyursunlar. Erzurum, Kırıkkale'ye sevgilerimizi gönderiyorum Şanlıurfa'dan. Şerife Hanım, buyursunlar. Şerife Hanım. Alo. Hoş geldiniz, buyurun. İyi günler, hayırlı yayınlar. Sağ olun Şerife Hanım. Evli misiniz, bekar mı? Hocam adım Feride, yanlış yazmışlar. Feride mi? Evet. Bizim arkadaşlarımız böyle uyduruyorlar. Yok, sorun değil hocam. Ben Feride. Rüyama gittiğim hemen. Bir şey söyleyeceğim, evet. Feride ismi de çok güzel bir isim. Teşekkür ederim. Hocam Feride. Ben evliyim. Tamam kardeş.
Rüyamda bakıyorum ki bir evde bir boru patlamış. O patlamayla beraber bütün sokakları balıklar. Su. Bütün yerler güzel. Balık büyük büyük ama hepsi ölü hocam. Ölmüş balıklar büyük büyükler. Şimdi Feride'ciğim senin umutsuz olduğun bir şey var mı? Yani böyle bekliyorsun ama biraz umutsuzsun. Veya %50-50'ye gibi bir durum. Var hocam var. Ya. Şimdi bak bu rüya şunu gösterir. Bak bu da ne güzel. Ya evlat sahibi ya mal sahibi ya para gelecek eline büyük bir imkan geçeceğini gösterir. Ve bu malın artışı patlaması oradan borunun işte balıkların çıkması. Bu kızımızın üzerinde ve ailesinin üstünde bir nazar peyda olmuş gene gözüküyor. Ama nitekim o balıkların ölmesi bir haber bekleyecek. Beklediği habere de kavuşacak. Ve burada Allah izin verirse selamete çıkacağı günler var. Bu kardeşimizin çok mutlu olacağı bir olayla karşı karşıya gelecek. Feride Hanım. Hadi gözünüz aydın. İnşallah gönlünüzün muradına ereceksiniz. Amin. Amin. Nalan Hanım'ı bağlayalım. Nalan Hanımcığım. Merhaba. Ankara'dan hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok heyecanlı. Haklısınız. Canlı yayına bağlandınız. Heyecanlı olmanız normal. Evli misiniz, bekar mı? Bekarım. Tamam. Rüyanızı anlatabilecek durumda mısınız? O kadar var. Hadi dinleyelim peki o zaman. Şimdi öncesinde bir hocama bir şey söyleyeyim ben. Bir iki kere ben rüyamda uyandığımda yine de kıma yakılı bir şekilde uyanmıştım. Yani bu beni çok etkilemişti. Nasıl yani rüyanızda uyandığınızda elinizde kına mı vardı? Ben sabah uyandığımda elimde kına yakılı bir şekildeydi. Oluyor. Gerçekte yani. Tabii. Yo, uyudum uyandım sabah elimde kına yakılı ve birkaç günde kaldı bu. Aa. Evet. Evet. İlk defa duyuyorum böyle bir şey. Var. Devamlı yazıyorlar bize. Evet. Şimdi de rüyamı anlatayım öyleyse. Bunu bir ay kadar önce görmüştüm ben hocam. Bir yere gidiyorum ve orada bir bayan başka bir bayana dekorasyonun nasıl yapılacağını anlatıyor. Sonrasında daha geniş bir alana geçiyorum ve orada bakıyorum ki değişik değişik dekorasyonlar yapılmış. Sonra böyle odaların kapısını açıyorum ve bir odanın bir tanesinde açıyorum kapıyı. Diyorum ki işte benim erkek arkadaşımın odasıymış. Yatağı tek kişilik olmuş. Ama olsun diyorum, biz buraya da ikimiz de sığarız diyorum. Sonrasında oradan çıkıyorum. Sonrasında bir bahçeye giriyorum. Eski böyle köy bahçeleri gibi. Kaç kadın var. Sonra tekrar o kapıdan tekrar çıkıyorum. Kucağımda bir erkek çocuğu, bebek. Sonrasında hani yüzü böyle güneşten yanmasın diye yüzünü korumaya çalışıyorum. Sonra bir merdivenden, uzunca bir merdivenden yukarı doğru çıkıyorum. Nalan Hanım, evliydiniz değil mi? Bekarım. Ha, bekar. Bekar. Şimdi, evet, ayrıldım. Şimdi kardeş bak, bu rüyaya göre zaten iki yakan bir araya gelmiyor. Ve nasip olursa dualarına devam edersen ilerleyeceğini gösteriyor. Ellerinde kına olması bu. Nitekim bazı konularda ümidini kesmeyeceksin, önüne bakacaksın. Eninde sonunda o eski bir bahçenin olması, kurmuş olduğun hayal ve planları hayata geçirebileceğini gösteriyor. Nitekim o arkadaşı görmen, tekrardan ayrılmış olduğun veya küsmüş olduğun veya aranda kırgınlık olan biriyle geri barışabileceğine, ama senin ise kısmet kapıların Allah izin verirse aralanacağını gösteriyor. Bu da bize hem ilkbaharı hem de yazın içerisinde bir işaret olacağını göstermiş. Bu da bunu işaret ediyor. Peki, teşekkür ediyoruz. Meryem Hanım'ı bağlayalım. Meryem Hanım. Alo. Buyursunlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dinliyoruz rüyanızı. Ben rüyamda kara bulutlar gördüm. Hı hı. Evli misiniz? Evliyim. Hı hı. Böyle çatı katındayım. Yani bizim eski evimizin çatı katındayım. Rüyamda böyle üstümüzde kara bulutlar geliyor. Ondan sonra bir bakıyorum kara bulutlar denizin üzerinde. Benim 10 yaşında da kızım var. Tamam. Meryem abla, daha bir dakika. Detay vermeyin. Meryem abla burada dur lütfen. Bu rüya uyarıcı bir rüya. Ne konuda? Bu rüya bir sıkıntıyla alakalı bir durum yaşanabileceğini, belki de bu durumun var olduğunu gösterir ama bu sıkıntının çatının üstünden o bulutların tekrar denize gitmesi bu sıkıntının ortadan kalkacağını gösteriyor. Kızının orada olması ya bir hasta var ya bir problem yaşanacak. Ama bu problem çözülebileceğini gösteriyor. Sadece Cenab-ı Allah'a dua etmesi kendisi için yine yeterlidir. Ufak tefek yani mücadeleler verse de olur ama Allah izin verirse yolun açık ve aydınlık olduğunu gösteriyor. Evet. Kardeşiniz hemen Osman ümitsiz. Bey'i alalım. Evet. Osman Bey'i alıyoruz. Alo Osman Bey.
Alo, merhabalar. Hoş ben geldiniz. De... Buyurunuz, evli misiniz, bekar mı? Evliyim efendim. Dinliyoruz rüyanızı. Efendim, ben rüyamda güvercin gördüm. Evet. Onun hemen sonrasında bir böyle bir silah gördüm. Onun hemen sonrasında böyle bir kavga gürültü gördüm. Güvercin, silah, kavga, evet. Gürültü. Ya Osman, evet, Osman kardeşim, sanki sen üç rüyayı birbirinden böyle tek tek ufak ufak oraya yerleştirerek bir şey oldu burada. Çünkü rüya üç şey ayrı ayrı bir şey verdi bize. Evet efendim, ben unuttum yani, bu kadar kaldı aklımda. Tamam, ben söyleyeyim Osman. Buyurun. Şimdi kardeş, güvercin olması Allah izin verirse mutlu bir haber almana. Aydınlığa çıkacağın durumlar öğlen ve akşam namazı arası bir vakitte güzel gelecek olan haberlere. Tabancanın olması beklemiş olduğun maddi güç ve manevi güç. Akabinde kalabalık bir ortam olması kafanın içi karışık olduğuna, bazı konularda neye karar vereceğini şaşırsan bile Allah izin verirse yine dilemiş olduğun hedefine ulaşacağını gösterir. Evet, Mehmet Emin Kırgil'e çok teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz rüyalar, hocam ayaklarınıza sağlık. Gördüğünüz rüyalar hayır mı şer mi diye merak ediyorsanız. Ha, bu arada bir dua söyleyecektiniz. Unutmayacağız, evet. Çok acil onu şimdi söyleyelim. Şimdi gece kardeşlerim uyurken, mesela tam yatıyorsunuz, sağımızın üstüne yatarken bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif, bir Felak, bir Nas. Bu sureleri okuyup sağınıza solunuza üfleyerek deseniz ki ya Rabbi rüyamı hatırlamak istiyorum derseniz Allah'ın izniyle rüyanızı unutmazsınız. Bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif, bir Felak ve bir de Nas. Peki. Bunu yaparlarsa rüyalar aklına gelir ve daha net görmeye başlarlar inşallah. Unutkanlık için de bu. Tabii unutkanlık mi? İçin başka bir şey var. Söyleyeyim, onu da söyleyeyim. Arkadaşlar, okulda çocuklarınız gidiyorsa, sizler eğer çok unutkansanız, Kalem suresi var biliyorsunuz. Kalem suresinin alttan iki ayetini bir bardak suya okuduğunuzda onu beş kez okuyacaksınız ve bu suyu çoğaltıp beş gün içeceksiniz kardeşlerim. Kalem suresinin alttan iki ayetini bir bardak, peki, suya beş kez okuyun ve akabinde bunu çoğaltıp beş gün için. Unutkanlık inşallah gidecek, çocuklar derse çalışacak. Mehmet Emin Kırgil'e çok teşekkür ediyorum.